Öğrenlerimiz hiçbir şey unutmayalım. Yani okuduğu kitaptan, öğrendiği bilgiden, işte izlediği filmden unutmayalım da unutmayalım. Unutmayalım. Niye unutuyoruz hocam? İşte kaydetsek bunda güzel olur. Ortamlarda hava yaparız diye yazan bile vardı. Girdiğim sosyal ortamlarda onu satmak istiyorum. Hocam ama o sıra aklıma gelmiyor falan diye böyle dert yananlar. Ne yapacağız hocam bu hafızayı? Bu da hava atmanın yeni yolu olmuş demek. Yani bu kendi bilgisayar sanmakla aynı şey işte. Daha önce hep söylüyorum. Kendi Napolyon sananları psikiyatriye kapatıyoruz ama bilgisayar sananlara yapabileceğimiz bir şey yok. Unutma olmasaydı biz hiçbir şey öğrenemezdik. Unutma çok büyük bir nimettir. Cemil Meriç'in bir sözünü hatırlayalım. Cemil Meriç diyor ki birçok insan sırf hafızası çok iyi olduğu için orijinal düşünür olamaz. Çünkü neyi nereden okuduğunu sürekli hatırlar ve referans vereceği zaman hep kaynağıyla referans verir. Bu neye sebep olur? Unutamadığı için o kalıp ifadeleri, onları kaynaştırıp da onları yoğurup yeni fikirler ortaya çıkaramaz. Bazen olur, çoğu insana olur bu. Aklına pat diye bir fikir gelir. Kağıda falan yazar. Ya çok orijinal gelir bu fikir. Bir taraftan da utanır. Ya der ki, ya benden önce kesin biri bunu düşünmüştür diye. Bu tip fikir üretimleri aslında hayat boyu topladığımız ve çoğunu bilinçli olarak biriktirmediğimiz ve hatırlamadığımız bilgi ve deneyim parçalarından üretilir. Biz bilgisayar gibi ya da işte bir tarayıcı gibi, fotoğraf makinesi gibi gördüğü, okuduğu, duyduğu her şeyi hatırlaması gereken bir zihinle donatılmış varlıklar değiliz. Biz o anda o metni okurken, o deneyimi yaşarken, o yemeği yerken, orada gezerken duygusal dünyamız neyi tespit edip emiyorsa onu almakla sorumluyuz. Oradaki her şeyi hatırlamaya kalksak. Şöyle bir örnek vereyim. Bir manzara izliyorsunuz. Bir işte göl, ağaçlar, dağlar falan. Koca bir manzara. Orada yani görüp kaydedebileceğiniz veri miktarı milyarlarca bite ulaşabilir. O kadar çok detay vardır ki. Mesela gözlerimiz Allah'tan belli bir piksel yoğunluğunda görüyor da atıyorum şöyle 2 kilometre uzaktan bakınca bir ağacın yaprağında gezen yaprak bitlerini göremiyoruz çok şükür. Yani o bizim çözünürlüğümüzün dışında kalıyor. Ama normalde baktığımız manzaranın içinde o da var. Eğer bizim göz piksellerimiz hani o var ya hiper zoom makineler var böyle bir yaklaşıyorsun trilyonlarca piksel giriyor sana bir sürü detay gösteriyor. Eğer öyle olsaydı tek bir manzaraya bakınca aldığımız bilgiyle bütün kafamız dolacaktı. Biyolojik sistem bunu kaldıramayacaktı. Dolayısıyla orada bizi ilgilendiren bilgi nedir? Ne güzel manzara. Ah işte renkler ne hoş. Orada bize verdiği duygu. Oradaki detaylarla ilgilenmiyoruz. Aynı bunun gibi. Bir kitap mı okudunuz? O kitaptan size ne kalıyorsa duygusal sisteminizin size verdiği işte kısmet açılımı odur. Oradan onu alacaksınız. Daha mesela büyük bir şevkle, işte birinin tavsiyesiyle devamlı arayıp işte böyle kendinizi kaybedip de bir şekilde bulduğunuz bir kitabı okurken öğrendiğinizle bir arkadaşınızın size verdiği 6 ay böyle işte rafın kenarında duran sonra elinize alıp karıştırdığınız kitaptan alacağınız bilgi de farklı olacak. Yani bizim zihnimiz dijital bir cihaz gibi kaydetmez. Duygular neye izin verir? Onu kaydeder. Yani eğer bir şeyi böyle çok öğrenmek, hafızamıza tutmak istiyorsak öncelikle ona ciddi bir böyle aşk, iştiyak ve iştah hissetmemiz lazım. Eğer o iştah yoksa sadece işte yüzeysel olarak algılayacağız. Her şeye benzetebiliriz bunu. Bütün gün oruç tuttun, akşam iftarda bir kaşık çorba içtin. Onun tadıyla zaten tokken önüne gelmiş bir çorbadan içtiğin işte bir kaşığı karşılaştır. İkisinin tadı arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla duygu her şeyi hatırlamak zorunda değiliz. Duygular neye izin verse o kadarını hatırlayacağız bu. Kafamız dolacaktı dediniz ya, orayı ben anlamadım. Kafamızın dolması nedir? Bir manzarada görebileceğimiz detayın miktarını düşün. Basit bir manzaraya bakıyorsun. Moleküllere kadar götürebilirsin bu işi. O kadar çok data var ki ama biz o bakış düzeyinde, o mesafede bizi ilgilendiren kadar detayı görüyoruz. Çok fazlasını göremiyoruz. Mesela bir kitapta da yüz binlerce kelime, noktalama işareti, şu bu, bir sürü şey var. Ama bize orada ne gerekiyor? Genellikle kitaplar okuduğumuzda metinleri aklımızda kalmaz. Bizim aklımızda kalan şey o kitabın duygusudur. O kitabın bir tortusudur. Onun bize verdiği bir yaşam deneyimidir. Dolayısıyla bize gereken bu. O metni zaten benim mesela işte dijital cihazlarım, bilgisayarlarım, tabletlerim o kitapları tam metin olarak tutuyor. Ama hiçbir tablet durup da ya aklıma şöyle bir fikir geldi, içimdeki 3000 kitaptan şöyle bir sonuç çıkarttım gibi bir şey söylemiyor. İnsan zihninin farkı duygusal doneleri alıp karıştırıp oradan yeni fikirler çıkarmak. Onu kastettim. Data ile ilgilenmiyoruz. Data bizi doldurur. Yani data çöptür bizim için. Bizim için anlam önemli. Anlam da duygusal bir şey. Hayatımızda birçok şey için toplumsal yaşamda da hep söyleniyor ya, ya o gitse yerine kim gelecek? Seçimler var, şu olsa bu olacak. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i okuyorum. İkinci tur dönüyorum şu anda. Köylünün örünü kökünü kurutan bir ağ gidiyor. Onun yerine ondan beteri geliyor. O gidiyor ondan beteri geliyor falan. Ve İnce Mehmet de soruyor yani ne yapacağız o zaman? Boşa mı bu kadar çaba? Boşa mı, beyhude mi yani? Ve ona işte onun büyüğü olan, daha bilgili olan bir karakter cevap veriyor kitap karakteri. Ve diyor ki zaten hayat bu.
aramak ve mücadele. Aynen. Varmak için. Zaten bununla da hayat. Bak o bahsettiğin tipik soruların hepsinde de o var. Hep böyle hiç deneyimlemediğimiz bir daha iyinin peşinden gidiyoruz. Evet. Yani hep bir ideal var zahir o tarafa yani. Doğru. Bir ya o hakkımızmış gibi de geliyor. Bu politikada da böyle, beyin gücünde de böyle, servette de böyle, her şeyde böyle. Elindekinin anlamını kavramak gibi bir çabamız yok. Yani neden bu bende bu şekilde? Ne özelliğimden dolayı ben bunu böyle yaşıyorum? Ya da niye ben buna maruz kalıyorum? Bu yok. Mesela politikacılar kötü gitsin. Dünyanın her tarafında bu. Senin ortalaman o işte. Yani senin ortalaman o yönetici dediğin adam. Ya da işte benim çocuğum niye böyle? E senin çocuğun çünkü. Yani senin ortalaman o. Senin verdiğin davranışın sana yansıması o. Biz bunu başka bir şeye benzetme hastalığından muzdaripiz. Bu da insani bir zaafın eğitimle büyütülmesinden kaynaklanıyor. Eğitimde bize hep ne yapılıyor? Sürekli eksik tamamlama bir yere gitme öğütleniyor. Hep buna göre programlanıyoruz. Ve o yüzden hayatın hiçbir anından tatmin hissedemeden ölüp gidiyoruz bu dünyada. O yüzden bir duralım. Ne oluyorsa bizim yüzümüzden. Bunu fark ettiğimizde çözülecek zaten. Ben de böyle bir sürü bir şey çözüldü. Darısı hepimize inşallah.